Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Spastik Gamers ve bugün sizlerle Mount & Blade Warband Saltanatı Selçuklu modunun 32. bölümünü oynayacağız. Yani bu sefer gerçekten 32. bölüm, band kaydı falan değil. 31'e atlayıp direkt 32 diye giriş yapmışım ama bu sefer gerçekten 32. bölüm. Yani bana inanabilirsiniz, 32 bölüm oldu. Hani sordum ya 32 bölüm oldu mu diye. Siz orada hayır diyecektiniz. Ben sizi deniyordum. Yoksa ben 31. bölüm olduğunu farkındayım. Ben sizi deniyordum yani. Her neyse arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım ne yapıyorduk. Evet, çok dağınık bir şekilde bırakmıştım askerlerimi. Lady'yi ziyaret etmem gerekiyordu. Hast'ı askerlerini topladım. Hast'ı şövalyesi için oluşturmam gereken askerleri şu bölgeden aldım. O halde Anadolu'ya giriş yapalım. Anadolu'ya giriş yapalım ama Anadolu'ya şuradan bir yerden giriş yapalım. Köyleri yağmalayabilirim. Aslında köyleri yağmalasam mı? Bence yağmalayayım. Ama bir dakika, bir dakika. Yeter ya, yeter bu askerler, onları duman etmeme yeter. Köyleri yağmalayayım giderken. Daha sonra Anadolu'ya girip asker toplayayım. Bir yandan asker toplarken diğer yandan da Lady'yi ziyaret edeyim. Böyle bir planım var ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi, yani şu an göremiyorsunuz da göstereceğim. Göstereceğim ben size. Dandik şeyleri satalım ya. Tuz bunlardan hafif misal. Tuzu atalım. Hamipe'yi depoya atabilir miyim? Evet, Hamipe'yi depoya atabilirim belki. O ikisini de depoya atarım. Şimdi arkadaşlar, ekmekten haddinden fazla olduğunu söylemiştim. Bunun yerine yağ ve bal alalım. Bu arada köy yağmalamak çok güzel şey ya. Cidden işim kolayına kaçıyorum ama ne yapayım? Bu kim? General Place. Hemen öp, hemen öp, hemen gel 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 gel. Hemen. Daha bunun Ortodoks zırhlı süvarisi yok arkadaşlar. Bunu öpmeyeceğiz de kim öpeceğiz? Gel. Gel gel canım benim, gel. Yani piyadelerin kıpırdamasına bile gerek yok. Hemen bir yapıp bir geri döneceğiz. Hemen bir mucuk hadi. Allah'ım, böyle bir şey olabilir mi ya? Adam şeyle gelmiş. Yazık, günah ya. Ben diyorum ya, bu kadar adamı nereden buluyor bunlar? Ben köyleri de yakıp yıkıyorum. Adam bulup toparlanmasınlar diye kaleden mi alıyor, fabrikadan mı geliyor? Ne oluyor arkadaş ya? Hadi şu iki akıncı da burada geberir. Gebermesin aslında ya. Eziklerle dövüşüyorsun. Hani bir tanesiyle de aram iyi değil ki arkadaş. Bizim kralın tarafına çekeyim. Bizim padişahın tarafına çekeyim şunu. Birisiyle mi aram iyi olmaz abi? Birisiyle bir aram iyi değil ya. Ne yapalım o zaman? Bizim tarafa adam çekmek istiyorum da nasıl çekeceğim ya? Arkadaş, adamların köylerini yağmalıyorum bir. Sürekli dövüyorum iki. Kazandık! Aradan bir ses çıktı, fırladı böyle. Ya adamları dövüyorum sürekli iki. Yani ne bileyim, bu adamlar benim tarafıma geçmez. Ben olsam ben de geçmem. Bu arada bir Haste nişancısı elde etmiş olduk. Çok güzel. Senin de Akıncı yapalım. Senin de Haste şövalyesi yapalım. Bu arada yani yavaş yavaş düzenimiz oturuyor. Evet, Haste süvarisi. Haste süvarisi olduysan biraz üstlerde savaşmaya hak kazandın demektir. Çok güzel, yağmamızı attık. Adamımızı dövdük. Gitmeden bir yere daha yağma atmak istiyorum. Şu Taşmedaş. Telaffuz edemediğim köyü yağmaladıktan sonra Anadolu'ya gidip öncelikle Lady'yi ziyaret edeceğim. Hanımı ihmal etmeyelim arkadaşlar. O hanım ileride bana lazım olacak. Daha sonra bir dakika. Ambeyan Köyü. Ambeyan Köyü nerede? Bizim Buhçerat Kalesi'nin üstünde. Peki Takios Olaskas'taki asker miktarı benim için önemli. Hepsini satacağım ya. Acelemiz yok bu arada. Bayağı bir yani yemek çeşidi oldu. Ya sat tahılı abi, tahıl ne gözünü seveyim, tahıl mı kaldı ya? At lahanayı, al balı. Ya at balı, al peyniri. Ya şu balı da at, al elmayı al.
Yani erzak açısından hiç sıkıntı yok. Bunları aslında şeye de koyabilirim ya. Kasaya da koyabilirim değil mi? Doğru lan, erzakların tam olanlarını Buhçerat Kalesi'ndeki kasama atayım. Ama şimdi Ambeyan Köyü'nü yağmalamış. Oraya bir gidelim de bir padişah bir dur. Bir dur bak, düşman bizim şeyin orada, kalenin orada. Sırası mı şimdi ziyafetin? Boğaz, ne kadar boğaz düşkünüsün ya. Bu gelen kim? Andreas Komnenos, İmparator Alexius. Teğet geçti lan. Bu buradan gelen Melek Kılıç Arslan. Oğlum sen ne arıyorsun benim kalemin çevresinde? Gel bir gel. Gel bir şey diyeceğim, bir dur. Bir kaçma. Ama siktir git ya. Beklemiyor İbni. Lord'un kabir salonuna git. Şimdi Hamife'yi koyalım. Ve tam olan biraz erzak koyalım arkadaşlar şuraya. Sürekli erzak için uğraşmayalım. Misal 3 tane bal. Bu iyi oldu ya. Hani bu buradaki sandığı keşfetmem iyi oldu. Daha önce aklıma gelseydi aslında daha da iyi olabilirdi. Hepsinin 50'lik olanlarından birer tane koyalım. Sosis de koyalım abi. Yani hepsinin full olanlarından. Sosis de koyalım. Bir sıra daha tereyağı çıkartabilirim belki. Tamam, bir sıra daha tereyağı. O zaman bir sıra elma çıkar mı? Elma çıkmaz. Bir sıra elma çıkmaz. Ama bir sıra daha ekmek çıkartabilirim belki. Evet, bir sıra daha ekmek çıktı. Çok güzel. Ya şuraya da satmaya kıyamadığım şeyleri koyarım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şuradan çıkalım. Hemen kaydımızı alalım. Grubumuzdaki askerleri terfi ettirelim. Çok güzel. Şimdi. Öncelikle gidip asker toparlamam gerekiyor. Ufaktan ufaktan köylerden asker tırtıklayalım. 7 tane gönüllü verdi arkadaş. İnanamıyorum ya. Şuradan da asker alalım. Artık Anadolu'ya bir girelim ya. Zaten imparatorla şey birlikte hareket ediyordu, o yanındaki dümbük. Neydi? General Place miydi? Neydi? Yok ama General Place'i ben patakladım. Gideyim bir Bursa köyünü yağmalayayım bari. Bir dakika, bir dakika. Yağmalamadan önce bir İzmir şehrine git de adamlar sobelemesin lan bizi. Cort diye kaleden çıkar gele. Kimse yok. Git, git aban. Git aban. Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Gelemiyor. Geldiği gibi te... Niye okumadım ben onu ya? Aman. Bir hudut hadisesi. Pagunlar köyü köylüleri İbrani köyü halkından sığır çalmışlar. Ya isteseler ben verirdim ya. Bizans köyü değilse sorun yok. Ayrıca hırsızlığa yönelmeleri de normal. Ellerinde avuçlarında ne varsa ben alıyorum. Vicdan azabı çekiyor muyum? Hayır. Niye vicdan azabı çekeyim? Şarabı da al ya. Şarap da satılır. Şarabın da gideri var. Tamam. Çok güzel. Ankara köyünden gidip asker alayım. Bu arada Lady'yi ziyaret etmem için çok az zaman kaldı değil mi? Şöyle. Sadece 4 tane mi? Bir de benim bazı ha tamam, bazı askerlerin terfi için hazır demiş. Ben de başka bir şey zannettim. Gulam atlısı, Avrupa okçusu, Haçlı kıdemlisi, Haçlı süvarisi, Acemi asker, Balkan avcısı, sizlere okçu yapıyorum biliyorsunuz. Devam edelim asker toplamaya. Ehlerdağ köyü. 3 gönüllü de buradan. Sanırım sadece bir asker alma hakkım kaldı. O da dursun canım, şart mı? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir yerde savaş oluyor. Köylü çiftçiler bozkır aydutları. Hop lan. Sen benim memleketimin emekçisine, sen benim memleketimin köylüsüne nasıl saldırıyorsunuz? Zibidi. Piyadeler burada, okçular burada. Zaten süvariler onları biçecek. Leşinizi yere sereriz oğlum. Hayırdır, siz kimin eşkıya mısınız lan? Zamanında az mı uğraştım sizle İbneler? Benim köylümü, benim emekçi kardeşimi rahat bırakacaksınız.
Deşerim. Merhamet yok. Bu böyle şerefsizlere merhamet yok. Ne kadar uzun bir kovalamaca. Sanki şey ya. Avrupalıların polisiye dizisi gibi abi. Hani polis birini kovalar, o böyle peşine bir ton polis arabası takar ya, klasik dizi sahnesi. Aynı öyle oldu. Endişelenmeyin beyim, kendi yoluma gidiyorum. Oğlum kurtarmak için geldim. Dövmek için geldim. Kaç da kurtarmak için geldim ya. Dur köylü kadını da alayım yanıma. Onu kılıç kardeşi yaparız. Kılıç kardeşi de bizim süvari birliklere öncülük eder. Seviye almışlar ama dışarıda yine bir şeyler oluyor arkadaş. Bir durun ya, bir durun, geleceğim. Kim kim boğazlıyor? La bir durun ya, bir hanımı ziyaret edeyim arkadaş. Bırak dokunmala köylülere. Herkes burada lan. Ne yapıyorsunuz arkadaşım? Ne atlıyorsunuz? Lady Tuan. Derenin yanında bekle. Arkadaş babası şu kızla görüşmeme izin vermiyor ki. Ah bir izin verse. Benim kayınpeder de gaddar çıktı. Ah, mesajımı almış olmalısın. Gelebildiğin için o kadar mutluyum ki. Gel kaçak desem gelmen ama. Şiir sever misin? Bu şiire bağlı bir mısra okumayı düşünüyor musunuz? Bozkırın tozunu savuran rüzgar bula bula bula. Ana sevdi la. Kayis ve Layala, ne acıklı öyküdür. Nice zamandır evimize gezen uzanlar tarafından aileme anlatılmıştır ve onu dinlerken gözümden yaş eksik olmaz. Zaman hızla geçiyor. Farkındayım, farkındayım. Seninle birlikte bir geleceğim olabilir mi? Beni nasıl mutlu ettiniz? Fakat Vasım Mahmut asla izin vermeyecektir. Belki de ayrılmamız en iyisi. Abi kızı kaçırsam Abbas Halifeli var ya, götümden kan alır, kan kan. Sıfır RS pozitif kan alır götümden. Belki de Lord'un fikrini değiştirebilirim. Neyse, bana müsaade, bir kaleye gideyim, padişahın kalın hatırını sorayım. Oğlum siz burada kıçınızı yığmış göt büyütürken ben gittim dünya kadar adam dövdüm la. General Place denen serseriye girdin, kılıç savaşından gayrı ayrılmışsın. Bunu duyduğuma memnun oldum. Ben herkesi dövüyorum da senin hiç. Selim abi, ne yapıyorsun abi? General Place ile savaşıp onu yendiğini duydum. Zaferin tadını çıkar. Eyvallah, eyvallah. Salih abi sen ne yapıyorsun? General Place ile savaşıp onu yendiğini duydum. Zaferin tadını çıkar. Kankanız Melik nerede la? Sattı mı sizi? Sen ne arıyorsun ya? Benim hanım burada, ne yapıyor? Neyse. Neyse hadi, vakit kaybetmeden çıkalım şuradan. Turnuvaya falan katılmak istemiyorum. Para ihtiyacım yok ki. Para bok gibi. Bu savaş benim işime geldi. Şimdi ne yapalım? Mal varlığımızı biraz daha arttıralım. Gidelim. Taşkulun köyünün. Kim yağmaladı o köyü ya? Maşallah. Bak bak bak, ben oraya gelince adamlar imana gelip kaçıyor. Kervan 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 bulduraydıkları, orada siz takılın. Selim Bey orduya en az 16 asker getirmen gerektiğini söylüyor. Bak oğlum, Konya şehrindeydin, oradan ayrılma, döverim. Bak. Abi adam bana görev veriyor, yerinde bulamıyorum ki ben adamı ya. Mecburen tek takılıyoruz abi. Ne yapalım? El mahkum. Nerede bu ibne? Raporlarda olmaz, notlarda olur. Emir'in köyü. Emir'in köyü. Bir dakika, biri birini boğazlıyor da hiç oraya yetişemeyeceğim ya. Bizim köylüyü zaten murdar etmişlerdir orada. Kimsin Selim Bey? Bekle bekle. Oo, çş, lan ne garip hallere soktun bak koca adamı. Sonunda gelebildim. Biz de seni bekliyorduk. Umarım yeterli sayıda ve tecrübeli askeri getirmeyi unutmamışsındır. Kapıştırak mı? Kapışıyor mu yani? Onu söyle. İyi ve sağlam bir birliğim var efendim. Harika. İlgilenmen gereken iş olduğunda haber göndereceğim. Şu an için sadece bizi takip et ve yakında kal. Yakında hareket edeceğiz. Tamam.
Refakat et. Selim Bey yapılması gereken bir iş için seninle konuşmak istiyor. Konuşalım bakalım. Peki. Spastic Gamers. Alanı gözleyecek gönüllü bir gözcüye ihtiyacım var. Ciddi bir istihbarat eksiğimiz var ve hareketten önce durumun daha net bir resmine ihtiyacım var. Taşkulun Köyü, Adana Kalesi ve İznik şehri bölgelerine gidip bulduğun her şeyi rapor etmeni istiyorum. Amına bile koy. İyi adam. Sadece Taşkulun Köyü, Adana Kalesi ve İznik şehri civarlarından geç ve ne var ne yok diye kontrol et. Bulunduğun her şeyi not et. En kısa zamanda bana dön. En kısa zamandan kastın ne abi? 7 gün mü? Allah belanı. Ulan zaten buraya git. Tamam. Tamam lan, 7 günde hallederim ben. Burada bekleyecek misin beni? Bozkır aydutu mu? Ha siktir. Kaç kişisiniz oğlum? Kalıncızdan kokusu alıyormuş. Burnunu... 98 mi? Çüş ama lan. Abi adama koyuyor yani şimdi. Şey olmuşsun, derebeyi olmuşsun. 71 askerim var. 98 askeri var ya. Şimdi beyler, iş ciddiye bindi. Okçular buraya. Tamam mı? Piyadeler buraya. Beni izlesin. Evet, süvariler beni izlesin derken kaydı kestim. Yani F2'de olduğu için tabii kayıt tuşu doğal olarak. Vazgeçtim abi. Süvariler beni izlemesin, hücum etsin süvariler. Ama abi 98 adamı nereden buldunuz ya? Hönk yani. Bende 98 adam yok. Hemen elemanları biçebilir miyiz arkadaşlar? Biraz çabuk bir şekilde, çabuk bir biçimde. Hatta bak, herkese ben saldırı emri veriyorum abi. Herkes benden izinli. Bulduğunuzu sikin. Lan lan lan, tuttur, yetişemedik, dur. Kafam döndü lan, bir yerinde dur lan. Haçlı Şövalyesi Bozkır Aydut'u tarafından öldürüldü mü? Yapma ya. Bir de Haçlı Şövalyesi. Ne oluyoruz lan? Ha, adamları tek sıkıştırıyorlar abi. Şuraya bakar mısın ya? Oha. Hıç. Dağılın lan! Haraç mı verseydim? Akıncı Bozkır Aydut tarafından bayıltıldı. Sabahtan belli Akıncıları öldürün diyor zaten. Bak doğru düzgün kılıç sallayamıyorum. Sabahtan belli kaçıyor her şey. Tüm sinirimi senden almayayım. Kim öldü? Haçlı süvarisi mi? Ya abi Haçlı süvarisi mi? Şövalyesi mi? Yapmayın abi, koskoca Haçlı süvarilerini haydutlar keserse ben ne bok yiyeceğim ya? Bizanslıları doğramazsınız biliyorsunuz da bundan iyi ölüyorsunuz ya. Ha, Türk köylüsü ya, köylü ölsün, o mühim değil. Köylü milletin efendisidir de tükenmiyorlar maşallah. Gider 10 tane daha alır gelirim. Kime sıkıyorsunuz da? Kime sıkıyorsun kardeş? Ha, ilerideki zibidiye sıkıyor. Yalnız atın zana bakar mısınız arkadaşlar? Bunlar at düşmanı ya. Dört ölü ve biri Haçlı şövalyesi, biri Haçlı süvarisi. Ama olsun, karşı tarafta 98 ölü var, 3 asker var. Ben orduya eşlik edeyim mi? Gerek var mı? Neyse, moralleri düşmesin. Hemen gidip çabucak şu 3 hokkabazı indirebilirsek. Abi inanamıyorum ya. Önüme haydut fırladı. Var mı böyle bir şey ya? Evet, kazandık. Çok güzel. Gerçekten çok güzel.
Tamam, kimi kurtarmışsınız? Oo, bayağı insan kurtarmışsınız ya. Köylü kadınları alıyorum arkadaşlar. Çiftçileri de alayım yanıma. Yani gidip tekrar adam toplamak için uğraşmayayım. Hasta süvarisi, hasta kıdemlisi, Balkan avcısı, Türk köylü milisi, Balkan avcısı da Avrupalı okçu. 3 tane köylü kadın var. Onlar daha gelişmemiş. Normal. Şu sakat olanı at. Al çiftçiyi. Çiftçiden gözlü, kervan muhafızı, atlı paralı asker derken yardırır gideriz. Hemen seviyelerini aldıralım. Köylü kadın yandaş kadın oldu. Çiftçi gözlü oldu. Türk köylü milisi. Harika. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Şu bölgeleri bir kontrol edelim. Kafalama girmeyelim tabi. Adana Kalesi gözlendi. Taşkulun Köyü. Taşkulun Köyü'nü ben yağmaladım ya. Taşkulun Köyü gözlendi. Çok güzel. Çok güzel. Selim Bey ve askerlerinden kaçıyorlar mı? Oğlum sen niye? Sen nereye gidiyorsun ya? Sonra ben bir saat bu herifi arayacağım, değil mi? Sonrası sinir krizi. Doğru İznik şehrine. İznik şehrini de gözle. Her taraftan da haydutlar cirit atıyor ya. İznik şehri gözlendi. Çok güzel. Şimdi Selim Bey ile konuşup ödülümü alacağım. Oo, iyi iyi. Selim Bey ile konuşmak için bir süre vermemiş en azından. İyi. İki ayağımı bir papuca sokmayacak. Yanlış kadın oldu. Gulameri tabii ki hiçbir şekilde artık tımarlı erden akıncı makıncı o bokları yemem. Şimdi Selim abi nerede bulurum Selim abiyi? Girerim. Şu içerideki hanımlardan birine sorarım. Affedersin derim abla. Bu arada Melik Kılıç Arslan'la ilgili bir şey yazıyordu arkadaşlar. Onu okuyacağım. Merhaba. Birinin yerini öğrenmem lazım. Maraş elimiz Selim Bey. Musul Kalesi'nde. Çok güzel. Hemen oraya gideceğim. İnşallah yakalarım. Bu arada şu şeyden bakalım hemen. En son mesajlar. Tabi Eror'dan mesaj göremediğim için. Şu Lady Talat'a hiç bulaşmıyor. Arkadaşlar full error var ya. Melik Kılıç Arslan'la ilgili bir şey diyordu. Birini esaretten serbest mi bırakmış? Biri esaretten serbest mi bırakılmış? Neyse, o zaman Musul Kalesi'ne doğru bir gidelim. Musul Kalesi'ne gidelim. Selim Bey'e diyelim ki, Selim abi, Buserat Kalesi yakınlarında düşman grubu mu? Çok uzak lan. Dur, kale kuşatıldı demeden şey yapmayacağım. Aksiyona girmeyeceğim. Hala kalede misin abi? Değilsin. Ehlardak Köyü Trabzon İmparatoru Haringot tarafından yağmalandı. Orası yakın bak hemen oraya gidiyorum. Karşılık veririm şunlara. Askerlerimi de geliştiriyorum bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi avcı kadın, savaşçı kadın, yandaş kadın derken bunlar yardırır gider. Şimdi Ehlardağ Köyü. Ehlardağ Köyü'nden Meçin'e atlayacak. Kesin Meçin'e atlayacak. Şerefsiz. Kesin Meçin Köyü'ne atlayacak. Melik Kırılsarsan yenildi ama kaçmayı başardı. Kime yenildin? Ne zaman yenildin? Geldik buraya. Kimse yok. Köyü idare et. Sadece değirmen yapmışız. Okul inşa edebilirim aslında. Param var. Okul mu? 90 bin. Al gitsin. Grup. Türk köylü milisi, Gulameri, Gözcü, Kervan muhafızı, Kervan muhafızından kılıçlı paralı asker, atlı paralı asker falan filan. Neyse, Ehlardağ köyünün oraya bir gidelim bakalım. Nereye kaçtınız yahu? Burvan Köyü Selim Bey tarafından yağmalandı. Bir dakika. O zaman Burvan Köyü nerede? Şu görevi vermek istiyorum. Burvan. Buran değil. Burvan Köyü. Nerede? Oo, yakında, yakında, yakındaymış. Ay, dur lan. Neyse, yağmadan ben para kazanırım zaten ya. Nerede bu Selim Bey ya? Abicim kısımda kurt mu kaynıyor? Bir yerinde dur. Bir yerinde dur bir. Askerlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yeter artık şu görevi vermek istiyorum. Selim Bey nerede diye soruyorum. Yerinde durmuyor ki. Abi sen niye hareket etmiyorsun? Lady Tuan da beni çağırıyor. Hayatım şimdi sırası mı sence?
General Takios Olaskas'la ilişkim iyileşmiş. Prensyon'la ilişkim iyileşmiş. Askerlerim terfi etmemiş. Kendi kendime gelin güvey olmuşum. Ya onlar bizim köyü yağmaladıysa biz de gider onlarınkini yağmalarız kardeş, sıkıntı mı? Evet. Görev iptal oldu. Gittik o kadar kontrol ettik. Bir dakika. Bir durur musun? Dur bir. Stop. Bir dur. Abi dur. Trabzon İmparatoru Haringut. Yakaladığım yeri de öperim. Kesin bunu öpeceğim. Yani bunu kesinlikle öpeceğim. Bunun kaçarı yok da. Şimdi bir dakika. Yaptığım görevi veremedim. Götü yerinde durmuyor. Arkadaş yeter ya. Niye bir 2 dakika bir yerinde dur ya. 2 dakika bir yerinde dur ya. Yerinde dur da ben de şu görevi vereyim. Neyse arkadaşlar, ben şurada bir kayıt alayım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şu askerleri bir geliştireyim önce. Çok heyecanlı yerde bitirdin demeyin lütfen, çünkü hiçbir heyecan yok. Gidip döveceğim. Bu kadar basit. Yani şunun ağzını bu orduyla kıramazsam ben bu oyunu bırakırım. Bu kadar basit yani bu. Kırarım ben bunun ağzını ya. 21 milis. Kesin kırarım ya. O kadar da büyük konuştum. Hadi lan şunu da kırayım, öyle bir bitirelim oyunu. İnşallah hani burada bitiriyorum dedikten sonra kapatmadınız. Bursa köyünü talan edip çalışanlarımı öldürmüşsün. Yine aynı muhabbet mi abi? Gel gel bir döveyim gel. Arkadaş iyice dayak arsız olduğunuz çıktınız ya başıma. İyice dayak arsız oldu iyice. Oha! At 5 zarar aldı. Ne yapıyorsunuz lan? Kahvaltıda yürek mi yiyip geldiniz oğlum? Bir tane vurduğumda isabet etsin ne olur be. Arkadaş iğne atsan düşman askerine düşer ama benim kılıç salladığım yer boşa gidiyor. Şuradan 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 şuradan. Ne olur imparatoru esir alayım be. Onu da kaleye atar koleksiyon yaparım. Kaledeki kaçtı mı acaba lan? Onu da bir kontrol edeyim dur. Sonra bitireceğim ama. Tamam o kim? Trabzon İmparatoru Haringot. Ne oldu? Tahtmat kalmadı ortada. Arkadaş bak ben kendi elimle öldürdüm. Seni esir alacağım. Hatta savaş bitene kadar başında bekleyeceğim. Kaçma diye. Kaçarsan kaç ya. Yeniden yakalar döverim nasıl olsa. Ama arkadaşlar artık kalelere kafa atma vakti geldi gibi düşünüyorum ben ya. Kazandık bu arada. Sıfır kayıplı arkadaşlar. Haringot'u dövdüm. Ve oley be! Oley be! Artık esirimsin oğlum. Cesedini çürüteceğim senin. Cesedini. Kokacak böyle. Ama bayağı bir erzak falan tüketmişim ya. Ne yapmışım abi ben? Bayağı erzak tüketmişim ya. Kulamaklısı, Avrupalı okçu, kervan muhafızı, savaşçı kadın. Sonra kılıç kardeşi. Kılıç kardeşi olunca Akıncı'nın altına alırım. Çok güzel. O zaman ne yapalım? Nereye getirdin beni İbne? Uşak köyünü yağmalayayım. Erzağını alayım. Eşyalara gidip Konya şehrine satayım. Barış anlaşması mı? Hayır. Önce şurayı bir yağmalayaydım. Ne barış? Barış anlaşması nereden çıktı ya? Arkadaş padişah açık açık savaşmayın, sevişin diyor. Ne yapalım bari, her şeyi alalım çünkü gerçekten iyi ki stoklamışız yani. Parasız kaldıydık stok yapmasak, şu an parasızdık yani. Gideyim Konya şehrine hemen şu eşyaları satayım. Videonun süresi de bayağı uzadı ya. Can sağlığı. Zırh tüccarında para vardı hatırladığım kadarıyla. 4.500 dinar. Oho. Bunu atacağım oraya. Baharat at. Al 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 al.
Al. Çok güzel. Çünkü arkadaşlar şimdi bizim için gerçekten kabullenmek istemesem de sıkıntılı bir dönem başlayacak. Şurada bir kaydedeyim. Diyeceksiniz ki neden sıkıntılı bir dönem başlayacak? Arkadaşlar şurada bakın. Haftalık bütçe raporunu gördüğünüz zaman benim gördüğünüz gibi fark ettiğiniz üzere sürekli 2000 dinarlık bir düşüş yaşıyorum ve ben bu düşüşü yağmalardan karşılıyordum. Görmüş olduğunuz gibi yağmaların bir kısmını da ben böyle zor bir durum için ayırdım. Çünkü neden? Savaş bittiği zaman benim köy yağmalamam padişahın tersine gidecek ve padişah bana kızacak yani arkadaşlar. Köy yağmalayamayacağım için de gelir kazanması, para kazanması çok zorlaşacak. Yani bizi zor zamanlar bekliyor. Başka bir ülkeye savaş açmazsak ki köyü bol bir ülkeye savaş açmamız gerekiyor. Bu arada gerçekten gayet güzel bir stoklama yapmışız ama olsun. Zarar gelmez, tedbir göz çıkartmaz arkadaşlar. Ne yapalım o zaman? Bir peynir yeri daha yapalım. Bir peynir sütunu daha yapalım ama 30'luktan yapacağız. Hayır. Yemişsiniz oğlum bunu. Çok güzel arkadaşlar. Biz önlemimizi aldık, tedbirimizi aldık ama yeterli olacağını zannetmiyorum. Her şeyi zaman gösterecek. Şurada çıkıp bir... Anam! Anam! Kaçmış yala! Lan! İmparator Haringot'ta gitmiş la! Oğlum, general galedeydi. İmparator üstümdeydi. Herhalde barış olunca bunlar uçtu mu? Ne oldu? Şu askerleri de geliştirin. Bu uzadıkça uzar biliyorsunuz değil mi? Her neyse arkadaşlar ben Spastic Gamers bölümü burada noktalıyorum ve önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bizi zor zamanlar bekliyor. Yaptığımız depo bizi ne kadar idare edecek bilinmez. Karar size ait olacak. Siz karar verin. Arkadaşlar yalnız benden şunu istemeyin. Anadolu Selçuklu Devleti'nden ayrıl demeyin. Derseniz birincisi yaptığımız erzak deposu patlar. İkincisi askerlerin yarısı corklar. Üçüncü ve son olarak arkadaşlar. Ya babayı yeriz kısacası tamam mı? Devletten ayrılmadan bir fikir üretebilirseniz sevinirim. Her neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Güle ya yeter be.